Ya geçti mi diye sabah yapmadık muhabbeti ya. Ah bir kuru fasulye olsa. Kuru bir ara kaybettim. Gökhan abi neredesin? Abi ben Gökhan bir... O neydi ya? Ya annemle ablama şal aldım ben. Doğmuyor. Ya, çoğunluk yok. Gittikçe açılıyor ya. Yavaş yavaş aslında şeyi, o gece olduk. Bu Uğur, Gökhan abine gelin abi. Biz yedik. Yıllardır Nepal'e gelmenin hayalini kuruyorduk. Bir şekilde bir fırsat yakaladık ve geldik. 7800 kilometre uzaktan veya 8000 bilmiyorum. Farkında olmadan ölümün kucağına gelmişiz. Fakat buradaki arkadaşlarımız olmasaydı ne olurdu hiç onu düşünemiyorum. Ne yapardık? Muhtemelen yine bir şeylerin altında kalıp giderdik diye tahmin ediyorum. Burada biz evimizde gibiyiz. Evimizden hiçbir farkı yok. Buradaki kardeşlerimizin hepsi çok güzel insanlar. Biz Türkiye'deyken tabii bilmediğimiz için hep ön yargılıydık. Kendim de dahil. Ön yargının ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha anladım. İçlerine girdiğim zaman bize gösterdikleri, bize verdikleri, bize söyledikleri gibi olmadığını gördüm. Onlara sonsuz müteşekkiriz. Yani bize belki de yakınlarımızın gösteremeyeceği yakınlığı gösterdiler. Kendi ailelerinden biriymişiz gibi bizi kabullendiler. Neleri varsa bizle paylaştılar. Ailemizi bıraktık. Nepal'e gezmeye geldik. Macera olsun diye. Maceranın da en büyüğünü yaşadık zaten burada. Korkunç bir deprem yaşadık. Tabii ilk şoku atlattıktan sonra insan ne yapacağını düşünüyor. Ne yapabilirim, nasıl hayatta kalabilirim, nasıl ayakta durabilirim vesaire. Daha önce işte tamamen şans eseri bir Türk grupla karşılaşmıştık. Bu şeyleri gezerken, tapınakları gezerken. O arkadaşlardan bize bir mesaj geldi. Burada bir Türk okulu var, bize sahip çıktılar. Ne yapıp ne edip buraya gelin diye. Biz ilk önce bir şaşırdık hani Türk okulu, Nepal ne alaka falan diye. Onların tabii ki yalan söylemeyeceğini bildiğimiz için biz de bir şekilde buraya geldik. Ya burada beklediğimizin çok çok üstünde bir ilgiyle, alakayla karşılaştık. Hani insanın belki kardeşi böyle bir şey yapar. Başka da hani bir yabancının bir yabancıya yapacağı bir şey değildi bu. Burada inanılmaz bir içsellik var. Hani... Arkadaşlar sadece yardımcı olmak için hani bu adamlar yazık gariban burada kalmışlar falan gibi değil de hani gerçekten aile gibi davrandılar bize. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bu adamlar kardeşimiz oldu. Hayatımıza çok ciddi bir şekilde dokundular bizim burada. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimizi anlatacağız. Bütün çevremize, bütün dünyaya anlatmaya çalışacağız. Bu kardeşlerimizin çok doğru adamlar olduğu.